Bu kez neredeyiz? YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomda Artvin il sınırları içinde bulunan Hatila Vadisi'nin benzersiz güzelliklerini birlikte gezmeye ve keşfetmeye başlıyoruz. Bu videoda göreceğiniz yerlerin hepsi sizi şaşırtacak, hayran bırakacak ve mutlu edecek. Hazırsanız o zaman hemen başlayalım. Videomuza başlamadan önce lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı 22.500 hektara sahip olup 16.944 hektarlık alanı 1994 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Milli Park'ın içerisinde Hatila Deresi olmak üzere pek çok farklı dere mevcuttur. Milli Park'ta kamp, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık gibi aktiviteler için oldukça uygundur. Konaklama için de günübirlik yararlanabileceğiniz çadır, karavan ve bungalov evleri sunan tesisleri mevcuttur. Artvin Hatila Vadisi'nde bulunan cam teras ülkemizdeki en yüksek cam teras olma özelliğini taşıyor. Yapıldığı yer tam olarak Sıkıldım Kayası mevkinde. Sıkıldım Kayası yolu köy halkı tarafından 1954 yılında kayaları oyarak yapılmış. Yollar çok keskin virajlı ve çok daracık. Çok sakin ve yavaş gitmek lazım. Evet, bayağı riskli bir yol.
araba gelse karşıda ne yapacağız bilmiyorum. İkimiz de bekleriz. Evet, ormanların içinde, dağlarda şöyle gidiyoruz. Artvin Can Terası'na doğru. Burada kaya yarmışlar. Oo, bura çok dağ. Ve sağdan. Allah buraya gelenin yardımcısı olsun. İl merkezine uzaklığı yaklaşık 12 kilometre olan Cam Teras, 490 metre rakımda ve Hatila Deresi'nden de 220 metre yükseklikte bulunuyor. Cam Teras, en ve boy olarak yaklaşık 15 metrelik bir alanı kaplamakta. Uzunluğu 7 metre, genişliği ise 7,5 metre, toplam kapladığı alan ise 50 metre kare. Manzarası ile büyüleyen, yüksekliği ile de bir o kadar ürküten Cam Teras, yılda 25 bin ziyaretçi çekmeyi ve Artvin için önemli bir turistik yer olmayı başarmıştır. Artvin Hatila Vadisi'nde bulunan Cam Terası, Artvin şehir merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hatila Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunur. Türkiye'nin farklı kentlerinden Artvin şehirler arası otobüs seferleri mevcut. Uçak ile gelmek isteyenler Hopa, Batum, Kars ve Trabzon havaalanları tercih edilebilir. Artvin şehir merkezde dolmuş ya da taksi ile Milli Park'a gidilebiliyor. Özel araç ile buraya gelmek isterseniz de Artvin merkezinden tabelaları takip ederek buraya ulaşabilirsiniz. Hemen hatırlatmakta fayda var. Yollar çok dar. Lütfen dikkatli olun. Artvin'de kaygana, kuyumak, cağ kebabı, katmer, laz böreği, alojo, yoğurtlu silor, mısır ekmeği, cevizli kete ve hamsili ekmek Artvin'de yenilecek yemeklerde ilk sırada gelir. Ayrıca Artvin'in balı, kaymağı,
Dut pekmezi, tereyağı ve kuzine zeytini meşhurdur. Ayrıca şavşat kilimi de Artvin'de hediye alınacak en güzel ürünler arasında. Bir ülke. Videomuzun sonuna geldik. Siz de bu güzel yerleri görmek isterseniz planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.